Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın bitkisel üretim master planının hazırlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu hedefle organize edilen bitkisel üretim çalıştayı başladı. Lefkoşa Golden Tulip Otel'de gerçekleştirilen çalıştaya Başbakan İrsen Küçük, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Türkiye'den gelen konuklar ve diğer yetkililer katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, çalışmanın sonucunda çıkacak olan görüşlerin önemine değindi. İnanıyorum ki buradan çıkacak görüşler bu bitkisel üretim programına çok önemli bir katkı olacağı gibi ülkemizin gelecekte ekonomik yapısına da çok olumlu etkiler bırakacağı kanaatindeyim. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok önem verdiği ve asrın projesi olarak nitelendirdiği Türkiye'den borularla su getirme projesinin 2014 yılında hayata geçecek olması nedeniyle tarım ve hayvancılık ülkemizde bir o kadar daha önem kazanıyor. Başbakan İrsen Küçük de tarım sektörünün dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek geliştiğine dikkat çekti. Ülke tarımımız için olumlu gelişmelerdir. Tabii dünyanın gelişmelerine baktığımızda tarımın her zaman için dünyadaki gelişmeler tarımın lehine gelişmektedir. Bunun başka türlü düşünmek mümkün değildir. Çünkü elde olmayan birçok neden hep tarımın lehine gelişmektedir. Mesela nüfus artmaktadır, durduramıyorsunuz. Tarımsal kaynaklar azalmaktadır. Ne yapıyorsunuz? Ya sanayileşiyorsunuz veyahut da başka amaçlar için şehirler büyüyor, tarım arazileri azalıyor. Bir üçüncüsü de dünyadaki bütün hükümetler halklarının geçim standartını yükseltmeye çalışıyor. Bu da insanlarımızın satın alma gücünü çoğaltıyor haliyle. Demek ki bu üç önemli faktör bir araya geldiğinde dünyada tarımın gelişmek mecburiyetinde olduğunu ve üretimin her geçen gün daha da hem kaliteli hem artar bir şekilde sürdürmemiz gerektiği ortaya haliyle çıkmaktadır. Çalıştay'da bitkisel türlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşullarında mevcut durumu, problemleri ve çözüm önerileri tartışıldı. Bitkisel üretimde SWOT analizi de yapılan Çalıştay'da tarımsal destekler, stratejiler ve tarım politikalarına yeni bakış vizyonun oluşturulması hedefleniyor. Cumhuriyet Meclisi 5 Aralık'tan beri sürdürdüğü bütçe görüşmelerini tamamladı. 2013 mali yılı bütçe yasası 3 milyar 443 milyon 330 bin 348 Türk lirası olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılan açık oylamada 2013 bütçesine 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili de ret oyu kullandı. 9 milletvekili oylamaya katılmadı. Meclis Başkanı Hasan Bozer, oylama sonucunu açıkladıktan sonra yeni bütçenin topluma hayırlı olmasını diledi. Bütçenin genelinin oylanmasından önce Maliye Bakanlığı'nın 1 milyar 453 milyon 871 bin 260 Türk liralık 2013 bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçesiyle ilgili söz alan Maliye Bakanı Ersin Tatar, 2013 bütçesini istikrar ve gelişim bütçesi olarak nitelendirdiğini hatırlatarak sürdürülebilir yapı ve refah için üretimin şart olduğunu vurguladı. Tatar gerek bütçede gerekse ekonomik programda reel sektöre katkıya önem verildiğini söyledi. Ekonominin kayıt altına alınması daha sürdürülebilir bir ekonomi için çalışmaların önemine değinerek 2013'ün hayırlı uğurlu olmasını dileyen Tatar, ELSE'nin Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kesmeye çalıştığını ve kamuoyuna yanlış bilgi verildiğini kaydederek bakanlığının karşılıklı faiz bağışlamalarından sonra aslında Kıptek alacağı olduğunu söyledi. BRTK ve belediyelerin elektrik borcu olabileceğini, bunların da yapılacak anlaşmalarla ödenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Tatar, bakanlığının borcu var diye elektriğinin kesilmek istenmesinin ise çok yanlış olduğunu belirtti. Meclis alınan karar uyarınca Perşembe günü toplantı yapmayacak ve bir sonraki toplantısını 24 Aralık Pazartesi günü yapacak.
trafik kazalarında can kayıplarının ve yaralanmaların azalmasında önemli fonksiyon olduğu ispatlanan emniyet kemeri araçların arka koltuklarında da zorunlu oldu. Otomobiller yanında otobüs ve minibüslere de emniyet kemeri zorunluluğu getiren emniyet kemeri yasası 6 aylık hazırlık döneminin tamamlanmasının ardından bugün yürürlüğe giriyor. Yeni uygulama özellikle çocukların güvenli seyahat etmesi açısından önem taşıyor. Yasa uyarınca otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı araçlarda emniyet kemeri kullanmamaya asgari ücretin %10'u ve 5 ceza puan, çocuk koruma sistemi kullanmamaya asgari ücretin %10'u ve 10 ceza puanı ceza verilecek. Yasada ayrıca tüm koltuklarında emniyet kemeri bulunmayan motorlu araçların kaydı yapılmayacak. Yasa otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı motorlu araçlarda emniyet kemeri kullanımını zorunlu kılarak sürücü ve yolcuların güvenliğinin arttırılması, çocuk koruma sistemleriyle çocukları da güvence altında almayı amaçlıyor. Öte yandan yasaya göre 65 kilometre hız sınırını aşmayan yollarda seyreden ve 10 kilometreden uzun mesafe gitmeyen, ayakta da yolcu taşıyabilen otobüs sınıfı araçlardaysa emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olmayacak. Sağlık sorunları nedeniyle emniyet kemeri takmayacak kişilerin Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu'ndan emniyet kemeri takmayacağına dair bir rapor almaları zorunluluğu da getiren yasa, bu kişilerin araçlarının ön ve arka kısmında da bu amaçla hazırlanan sembol bulundurulması içeriyor. Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Alsancak'ta düzenledikleri operasyonda yüzlük banknotlar halinde toplam 352 adet sahte Amerikan doları ele geçirdi. Olayla ilgili olarak tutuklanan Turan Kurişi, Luizi Luizu, Tasula Costa isimli zanlılar Girne Kasa Mahkemesi'ne çıkarıldı. Olayın tahkikat sorumlusu polis memuru Barış Duman, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin otoparkında yapılan operasyonda yüzlük banknotlar halinde toplam 352 adet sahte Amerikan doları ele geçirildiğini belirtti. Operasyonda Turan Kuruişi isimli zanlının tutuklandığını, olayla bağlantıları tespit edilen Luis Luizu, Tasula Costa isimli zanlıların da Metehan sınır kapısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yaparken yakalandığını ifade eden polis memuru Barış Duman, zanlıların suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Şerife Katip Kır, zanlılar aleyhine 3'er gün tutukluluk emri verdi. Aranan şahıs ve emare olduğu öğrenilen olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.